Arkadaşlar merhaba. Oyak Çimento'nun bilançosuna bakalım. Nakit döndürme süresi kısalmış. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Net borç yok. Kasada 3 milyar 687 milyon fazlalık var. Net döviz pozisyonu 459 milyon fazlalık var. O da öz kaynakların %3.6'sına denk geliyor. Dövizdeki yükseliş katkısı sınırlı olur arkadaşlar. Nakit akışında sorun yok. Çeyreklikte yatırım görünüyor. İnceleyin arkadaşlar bunu. Stoklar da %12.8 oranında artmış. Yani etkinlikler harika arkadaşlar. 4 dörtlük bir etkinliği var. Sıra geldi faaliyetlere. Arkadaşlar biz her şeye ama her şeye çeyreklik bakıyoruz. Bu da anlattığımız etkinlikler de çeyreklik. Neden çeyreklik bakıyoruz? Çünkü biz çeyrek çeyrek şirketin ne yöne gittiğini görmek için bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben size hasılatın artışını izah ediyordum daha önce birkaç bilançoda. Sonra onu bıraktım arkadaşlar. Çünkü baktım ki anlamsız hasılat artışı. Neden anlamsız arkadaşlar? Enflasyonun olduğu bir yerde zaten hasılat artar arkadaşlar. Önemli olan neye göre arttı, ne kadar arttı. Yani bir bakkal düşünün. Hep aynı örneği veriyorum ama yine aynı örneği vereceğim. Bir bakkal düşünün. Geçen sene bir ekmeği 5 liraya sattığını, bu sene de 8 liraya sattığını ve enflasyonun da %60 olduğunu düşünün. Dolayısıyla hasılatı 5 liradan 8 liraya artar değil mi? %60 hasılat artmış olur. Ama gerçekte artmış mıdır? Yok, adam bir ekmek satıyordu, yine bir ekmek satıyordu. Şimdi reel olarak hasılatın artıp artmadığı, şirketin hantallaşıp veya dinamikleşmediğini nereden göreceğiz? Öz kaynaklarıyla yaptığı hasılat. Eğer öz kaynaklarıyla yaptığı hasılat aşağı geliyorsa ya şirkette bir sorun var ya da hantallaşmıştır şirket. Yukarı gidiyorsa da şirket dinamik hale gelmiştir, yatırım yapmıştır. Bundan dolayı arkadaşlar biz her şeyi öz kaynaklarla ölçüyoruz. Hasılattan başlayalım. Hasılat geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla 90.94 hasılat yaparken şu anda 64.31 olmuş. Bir önceki çeyrek 59.58'miş. Dolayısıyla geçen senekinden bir hayli düşük. Her ne kadar bir önceki çeyrekten hafif olumlu da olsa ama geçen seneye göre şirket hantallaşmış arkadaşlar. Gelelim faaliyet karına. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen sene %17.49 faaliyet karı üretirken şu anda 22.16 olmuş. Bir önceki çeyrek 16'ya düşmüş. Burada arkadaşlar her iki çeyrekten iyi olmuş. Ancak bu hasılat kaybını geçen seneye göre bu marjla kapatıp kapatmayacağına bakacağız arkadaşlar. Net kâra baktığımızda geçen sene 18.02, şu anda 25.79, bir önceki çeyrek 22'ymiş, bu da aylık çeyrekte iyi olmuş. Öz kaynak büyümesine bakalım arkadaşlar. Geçen sene bu oran %18'miş, şu anda 25.91, bir önceki çeyrek 21.56'ymış. Dolayısıyla bu da aylık çeyrekte iyi olmuş. Değerlendirme yapmış mı bakalım arkadaşlar? Yok, değerlendirme yapmamış arkadaşlar. Çok fazla bir değerlendirmesi yok. Evet, değerlendirme yapmamış arkadaşlar. Uzun süredir de yapmamış, haberiniz olsun. Bu artı olarak bir yerde dursun. Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak geçen sene 66.19'muş. Şu anda zirvelerinde arkadaşlar. 184.38. Bir önceki çeyrek 166.52'ymiş. Bu da her iki çeyrekten olumlu olmuş. Bak her şey güzel gidiyor değil mi arkadaşlar? Bak yukarı doğru bir ivme gidiyor. Her şey gayet güzel. Etkinlikler güzel. Faaliyetler güzel. Yani her şey güzel. Peki ne güzel olmayan taraf, ona da geleceğiz arkadaşlar. Bizim baz aldığımız nokta fiyatı 6.60'mış arkadaşlar. Oradan bu yana öz kaynaklar %395 giderken fiyat 9.38 gitmiş. Fiyat öz kaynak büyümesinin 2 katından fazla gitmiş. Bu nedir arkadaşlar? Fiyatın önden koştuğunu gösteriyor değil mi? Belki şu büyümeyi göz önünde alarak doğru diyebilirsiniz ama bu kadar çok gitmesi pek sağlıklı değil değil mi arkadaşlar? Böyle 400'e 500 gitseydi falan işte normal görürdük ama 2 katından fazla gitmesi normal değil. Halka açık oranı 27, 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 1.39'muş. Şu anda yaklaşık 5 katı diyelim. 1.40 çarpı 5, evet 5 katı 6 katı falan artık hesaplayın arkadaşlar. 4 katı da olabilir. Bayağı yukarıda arkadaşlar. 1.5 olsa evet 4 katından fazlaymış. Yabancı paranın öz kaynakları etkisi 0.15 olacak. Zaten dolar da çok fazla bir yere gitmedi. Hesap kesim tarihinden sonra %4 gitti. Zaten bunun da çok fazla bir yabancı para pozisyonu yok. FK 9.45, piyasa değeri, defter değeri 6.22, fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 9.56 olmuş arkadaşlar. Şimdi zirvesi 88.90, şu anda 70 lira 70 kuruş. Zirvesinden yaklaşık %20.47 aşağıda. Geri gelen bazı ölçümler yapacağız arkadaşlar. Defter değerimiz neydi? Bizim ortak olduğumuz kısım, yani öz kaynaklar arkadaşlar. Hisse başı düşen öz kaynak miktarına defter değeri diyoruz. Bunu biz şu büyümeyle çoğaltırsak, %184.39 oranında çoğaltırsak kaç yıl süre sonra 70 lira 70 kuruş olur? O da 1.8 yıl, yani 21 ay sonra. Şimdi biz buna 70 lira vererek ne yapıyoruz arkadaşlar? 21 ay sonraki öz kaynağı şimdiden almış oluyoruz. Bu süre size az gelir, çok gelir. Karar sizin. Ben matematiksel bir gerçekliği ortaya koydum. Bence bu süre uzun. Yine de karar sizin. Gel gelelim alternatif yatırımla kıyaslamaya. Şimdi arkadaşlar bilançoyu tek başına ele aldığımızda 184 büyüme, enflasyon da %54.49 olduğunu düşünürsek 3,5 katı kadar bir büyüme yapmış değil mi? Gayet güzel. Yani bundan iyisi Şam'da kayısı. Burada sorun yok. Şirket bilançoda sorun yok. Tek başına bilanço harika bilanço. Peki nerede sorun görüyoruz? Sorun şurada arkadaşlar. Şimdi bu öz kaynağımız 11 lira 06 kuruş. Değil mi arkadaşlar? Biz bunu %184.38 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin orta olarak kazancımız 20 lira 39 kuruş olacak. Ve bunu sürdürdüğünü düşünürsek arkadaşlar, bak sürdüremezse daha da düşük olur. Daha yukarı çıkarsa daha çok olur. Peki biz şirketine veriyoruz 20-70. Yani biz 70-70'i şirkete verirsek kazanacağımız para ne kadarmış? 20 lira 39 kuruş. Peki 70-70'i %44'le faize koysak 31 lira 11 kuruş, yine 70-70'i herhangi bir duran varlık alırsak enflasyondan kaynaklanan kazancımız 38.52 olur. Dolayısıyla şu anki performansıyla şirket alternatif getiri, şirketin getirisini 1.89 katı, 2 katı diyelim kabataslak arkadaşlar, 2 katı. Dolayısıyla siz bu şirkete yatırım yaparsanız sonuç itibariyle öz kaynaktan dolayı 21 lira kazanırken alternatif getiri size 2 lira sunuyor. Dolayısıyla ne olur arkadaşlar? Sizin buna ısrarla para yatırırsanız enflasyon paranızı eritir. Çünkü başka yerde enflasyon, bak enflasyon kazancı ne kadar? 38.52. Faizle karşıda yenilirsiniz. Demek ki burada sorun neymiş arkadaşlar? Bilançoda değilmiş. Sorun fiyattaymış. Defter değeri büyüme, fiyat ilişkisi kopukmuş. Dolayısıyla bunun şu 38'i geçmesi için arkadaşlar bu büyümenin ne kadar olması lazım? En az %380 büyümesi lazım ki %380 büyütürsek o zaman şu 38.52'nin üstüne geçer arkadaşlar. O zaman şirket cazip hale gelir. Eğer böyle bir büyüme öngörüyorsanız sıkıntı yok. Yok böyle bir öngörme görmüyorsanız o zaman fiyat öyle bir noktaya gelmeli ki o parayı enflasyona ve faize yatırdığınızda şirketin getirisinin altında kalır. Dolayısıyla bilanço her şey güzel, harika ama alternatif getiriyi yenememiş arkadaşlar. Burada da sorun var. Ya peki sen yarın 70 lira 70 kuruştan efendime söyleyeyim 140 liraya gidersek görüşürüz diye yazanlar olabilir. Evet, ben fiyat gitmez demiyorum ki. Arkadaşlar bir şeye ben gitmez demem, etmez derim. Gitmez demem. Gitmez ayrı bir şey arkadaşlar. Bu fiyatı ne olacağına piyasa karar verir. Ama ben bir yatırımcı olarak değere de ben karar veririm. Dolayısıyla 70 lira 70 kuruş param varsa ortaya korum. Bakarım şirkete yatırsam ne kadar kazanacağım? 20 lira. Herhangi bir varlık alırsam ne kadar alacağım? 32.52. O zaman ben nerede çok para kazanacaksam oraya yatırım yapmam lazım. Şimdi bu defter değerinde satılmıyor ki. Defter değerinin 6 katından satılıyor arkadaşlar. Keşke defter değerinden satılsa. O zaman ne kadar cazip olur biliyor musunuz? Yani değil mi? Ama defter değerinin 6 katından satılıyor. İşte sıkıntı burada arkadaşlar. Bunlar birbirini desteklemiyor. Dolayısıyla ısrarla söylüyorum. Fiyat alıp satmıyorum. Fiyatın ne olacağını bilsem kendim alıp satarım. Böyle bir iddiam yok, böyle bir kürem yok. Yaptığım çalışmalar da yatırım tasfiyesi değildir. Alırsın, satarsın, tutarsın. Kazanç da senin, kayıp da senin. Sonuçta tuşlara sen basıyorsun. Ben bildiğim kadar bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Benim dediğim de illa doğru değildir. Ben bildiklerimi anlatıyorum arkadaşlar. Her şeyde özgürsünüz. Sevgili arkadaşlar, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala abone olur ve bildirimi açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.